Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Free Bro ve bugün Wulong'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu bayrağı açtık ve buradan artık devam ediyoruz ve devam etmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Mükemmel içerikler, güzel güzel rehber videolar, harika oyun çözümleri hepsini bu kanalda bulabilirsiniz. Hemen bir mouse'unuzu götürün ve kayıt olun kanala lütfen. Ayrıca bir tane yorum yazarsanız ve bir like atarsanız mükemmel olur. Haydi bakalım, oyunumuz başladı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurada bir arkadaş olacak. Bunu halledelim öncelikle. Bu nereden çıktı? Mahvetti beni ya. Allah Allah. Aman. İkisi aynı yere gelmiş. Alamadık. Şuraya gelin. Benim arkadaşlarım niye bana yardım etmiyor? Çok merak ediyorum. Okey, bunu da aldığımıza göre artık aşağıya inebiliriz. Şimdi burayı nasıl temizleyeceğiz? Şöyle yapacağız. Öncelikle buradan bir yukarı. Onu aldık. Şimdi. Güzel, temiz iş oldu. Şimdi burada neler kaldı? Öncelikle bir şunu alalım. Daha sonra bir dışarı çıkalım. Buraya sonra geleceğiz. Bu bir kısa yol. Ama atlamak istemiyorum, o yüzden. Buradan bu merdiveni aşağı atacağız. Ki böyle daha çabuk yukarıya çıkabilelim. Sonra buradan yukarı. Şimdi burada bir arkadaş bekliyor bir yerde ama nerede? Şu yukarıda. Bunu hallettik. Kaçıncı oldu bu? Beşinci bayraklar. Bir tanesinin altı, diğerinden yedi var. Burayı da hallettiğimize göre buradan aşağı inebiliriz. Oo, şimdi şey geliyor bir tane. Bu adam işte korkunç. O buradadır. Bak, çekilin arkadaşlar. Çekilin yukarı. Bir invader geliyor şimdi. Onunla hiç onunla aslında burada dövüşmekte fayda var. Bakın, invader şurada bize doğru gelmeye çalışıyor. Ama ben buraya bir gideceğim. Öncelikle şurayı bir halledeceğiz. Ondan sonra invader'a bakarız. Evet, şimdi burada yapılacakları bir hızlıca halledelim. Burada bir sandık vardı. O güzel, ikinci seviye ama. Burada şişenin altında bir tane var. Bunu alalım. Onun dışında burada artık bir şey olmaması gerekiyor. Burayı da hallettik. Orayı da hallettik. Tamam. Buradan merdivenden yukarı. Yukarıda bir arkadaş bizi bekliyor olacak. Onu halledeceğiz şöyle. Şu hareketim çok ölümcül. Bakın şimdi şuradan bakınca ne görüyorsunuz? Çok tatlı ve tatlı bir penguen diyorum ya. Ne pengueni ya, panda, pandamız var.
Ona sonra uğrayacağız. Buradan gidilmiyor. Şimdi şuradan şu merdiveni de atalım aşağıya. Bu da bir kısa yol. Ölürsek oradan geleceğiz. Şimdi şurada bir tane arkadaş var. Bunu halledelim. 4 tane okum kalmış. Bu arkadaşı halledelim. Sonra şurada birisi olacaktı. Buna bir bakalım. Geldi. Burada şu okuma geçeceğim hızlıca. O gelsin. Allah şey geldi. Invader buldu bizi. Oha. Onlar bir dövüşsünler bakalım. Gel bakalım buraya. Oh, amma uğraştı. Valla konuşamadım bile. Bayağı zor bir invader'mış ama hallettik. İki tane adamı da yedi bu arada. Neyse o iki adamı toparlarız da. Allah'tan biz ölmedik. Ve önümüzde daha acayip bir iş var. Bakalım. Halledebileceğimiz. Diğer hepsi buradaki herkes üstümüze gelmeye başladı. Bayağı zorlu oldu ama. Valla iyi baş ettik. Şimdi gidelim burada geriye kalan diğer işleri halledelim. Burada bir sandık vardı. Bunu açalım. Buradan ah şu adam bir şey bırakmış. Sağdan yukarı. Burada bir şunu çalıştıralım. Kaydetmiyorum çünkü herkes yeniden doğacak. Öyle bir şey istemiyorum. O yüzden de buraya gidiyoruz. Şimdi şu karşıdan şunu alalım. Allah şeyi unuttum ben, bu herif vardı değil mi? Bu da yukarıda saklanıyordu. Evet onu aldık. Ve tuzak vardı korku. Şimdi hep unuttuğum şeye geliyoruz. Şuradan bir buradan içeri giriyoruz. Sonra bakın şu sandıkların arasında buradaki collectible'lardan vardı. Bu notlar vardı. Sonra
saatlerce bu notu arıyoruz. Ve ayrıca bayraklardan bir tanesi de burada. Hatırladınız mı? Bu alana yılan kadınla dövüşmüştük burada. Oradan gözüküyordu bu bayrak. Nasıl gidiliyor diye düşündüğümüz zaman işte buradan gidiliyor. Onu da çözmüş olduk. Şimdi küçük bayraklar 6'da 6. Bu da ne demek oluyor? Oyunun sonuna doğru geliyoruz demek oluyor. Yukarıda başka bir şey kalmadı. Şimdi acayip zorlu bir bahçe var. Şimdi bu bahçeyi halledeceğiz. Bu tamam. Sonra şuradan gidelim. Şurada bir tane var. Şu son bayrak da burada ama etraf şey kaynıyor yani. Arkaya gideceğiz. Burada şimdi bir adam var, bunu uyandırmadan. Burada bir eşya var. Şurada da Allah geldi. Şimdi bu bir tanesine tepeden ineceğim ben. Bir gelsin buraya doğru. Şunu kilitlendim. Havadayken boom. Öldü mü o? Öldü. Bunun durumu ne? O da öldü. Fena gitmiyoruz. Şimdi o pandaya gideceğiz. O işimiz var. Bazen böyle öldürdüğün adamları tekrar bir geriye gitmekte fayda oluyor. Çünkü düşürdükleri eşyalar çok sonra çıkabiliyor. Şimdi buradan yukarı. İşte pandacığımız burada. İnşallah güzel bir şey verir bize. Buradan bakalım ne verebiliriz ona. Bunu da içeceğiz. Bu da şey yapıyordu. İçtiğimiz can şişelerini bir tane daha suyunu artırıyordu. Daha çok iyileşebiliyoruz. Ay yok, bu Crystal Vein. Bu şişeleri bir tane artırıyor. Bunu hemen kullanalım. Evet. Şimdi adama ne vereceğiz? Onda'ya ne vereceğiz? Onda'ya bir tane 3. seviyeden şunu verelim. Bakalım karşılığında bize ne atacak? Şu arkadaki camdan görmüştük bunu. 7 mi? 7. Güzel bir tane şey verdi bize 4. seviyeden, sağ olasın. Şöyle bakalım. Neymiş bu? Şunu verdi. Bu fena değil. Hiç fena değil. Ama bizimkiler de şimdilik iyi. Şunlar da bizimkiler. Switch sistemi. Aslında bunları değiştirebiliriz ya. Şunlardan seçelim şimdi. En çok bize happiness güzel bir şey. Bizim tam ihtiyacımız olan. Burada ne var? Toksinler var. Böyle yapabiliriz. Bu işimize yarar. Şuradan Earth Face Spells, Earth ile ilgimiz yok. Şunu seçelim bakalım. Şimdi neler kaldı? Şu arkada bir adam var. Şu var. Bir tane kadın var. Şimdi o ikisini şey yapmadan halledebilir miyim? Onu merak ediyorum.
Buna kilitlenemiyorum bile. Oh, 20'miş bu herifte ha. O. Öldürdüm bunu, vay be. 3 harekette indirdim valla. Süper. Ama burası kaynıyor dedim, bak gördünüz mü? Orası da full. O da öldü. Bu açıldı, bunu kaydedebilirim ama buradan boss'a gidiyor. Daha boss'a gitmiyor. Şurası öyle bir parlıyor ki hep şey zannediyorum orayı. Acaba eşya mı var diye düşünüyorum ama değil. Bu herif de geldi. Onunla şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Sen nereden geldin? Bitirdik mi şimdi? Evet, bitirdik. Çok güzel oldu bu. Evet ve artık buradan boss'umuza gidebiliriz. Şu karşıdaki eşyaları da toplayalım. Bir tane çatının üstünde bir şey kalmıştı. Onu da alalım. Bırakmayalım burada. Şuradan atlayabilirsek ne ala. İşte şurada. Ve burası toparlandı. Şimdi 6'da 6 şeyleri bulduk. 7'de 7'de bu bayrağı yapıyoruz ve burası tamamlanmış oluyor. Bakalım bütün diğer eşyaları da toplayabilmiş miyiz? Ona da bir bakacağım şimdi çok kısaca. Nerede o? Şöyle şuradan bakabilirim. Evet, her şeyi toplamışız. Şu rewardlar yazıyor, ödüller. Onun en altında 100 forged subreddit'i, bıçakların altındaki her şeyi bulmuşuz. Gördüğünüz gibi panda resmi var ve bütün bayrakları, her şeyi toplamışız. Bunlar collectible'lar biliyorsunuz. Bunları buldukça platinum'u da alabiliyoruz. Yani platinum ödüllerinden bir tanesini tamamlayabiliyoruz bu şeyleri toplayarak. Bunu da şey yapmak istiyorum. Bir arkadaşı daha brother yapmak istiyorum. Kan kardeşi yapmak istiyorum. Hangisini yapsak? Bu iyi gidiyor, bu 6'yı. Bir tane Cup of Cordiality'im de var yukarıda, görüyorsunuz. Üçgene basarak onu kullanıyorum. Bu arada rehberlere bakmadıysanız lütfen rehberlere bakın. Çok faydalı bilgiler var. Bunu yanımıza alacağız. Şöyle bir durum var. Yanınıza adam aldıkça bir veya iki tane bosslar da o kadar zorlaşıyor. Aklınızda olsun. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir dakika, bir burada neyim varmış? O, bir tane Cup of Cordiality daha geldi. Çünkü buradaki şeyleri tamamladığım için, görevleri veyahut da yapılması gereken işleri tamamladığım için bir de oradan ödül aldık. Çok güzel oldu bu. Boss burada. Ha, size şeyi anlatıyordum. Burada eşyalarınız arasında şundan varsa bu çok iyi olur. Çünkü içerideki arkadaşlara böyle can kazanabileceğimiz yerler var. Sürekli ateş ediyorlar. Sürekli can kazanmanız iyi. Veyahut da şey yapmanız gerekiyor. Buradaki martial artlarımız var ya. Oradaki karedeki o vurdukça can kazanan. Yani şu var ya. Bunu yapacağız. Sonra vurdukça can kazanacağız. Hele hele kritik bir tane saldırı yapabilirsek canımızı fullleyeceğiz.
Şimdi bakayım zamanımıza. Evet, zamanımız var. İçeriye gireceğiz. Şimdi içerideki adam, dur bir videoyu izleyelim de ondan sonra. İçerideki büyücü diyelim, kendisini kopyalıyor böyle, kendisine onu 12 tane 13 tane falan yapıyor. Buradaki savaş stratejimiz de dövüş stratejimiz şöyle: kopyaladıklarını öncelikle öldürüyoruz, sonra 1-2 tane ama kopyalarından bırakıyoruz. Çünkü eğer hepsini öldürürsek tekrardan canlandırıyor onu. 2 tane falan bırakıyoruz, sonra ana büyücüye saldırıyoruz. Ana büyücüyü nasıl anlıyorsunuz? Ona kilitlendiğinizde şey barı hemen üstünde çıkmıyor. Yani o küçük kırmızı düşman barı çıkmıyor da boss barı çıkıyor. O yüzden de aklınızda olsun. Uzun ve yorucu bir dövüş. Biraz kıl oluyor. Adamları biraz öldürdükçe basitleşiyor. Ama hızlı davranmamız gerekiyor. Zaten iğrenç bir herif. İçmiş iksirleri ve iğrenç bir şeye dönüşmüş, gördüğünüz gibi çoğalıyor. Defolun buradan diyor. Mesela buna kilitlendi, gördüğünüz onda yok. Burada bir tane yalnız var. Ay. Çok kötü oldu. İçimden geçti resmen. Şuradakine girelim. Ya çekilin ya. Şimdi gel dostum, gel, kalk 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 ayağa. Şimdi o şeyi bir göstereyim size. Hani böyle enerjisi bitmişken. Heh, şimdi bunu yapıyoruz. Aa, yanlış şey yaptık. Yanlış adama yaptık. Nerede bu, öldü mü? Öldü o. Şimdi bir tane kalsın öyle. Şimdi buna girişeceğiz. Güzel. Aa. Ne oldu, yine canlandırdı. Aa. Abi gidin ya. Aa. Şimdi adamlarım nerede? Allah, adamlar öldü. Gidelim. Of. Oha. Bir çekilin, bir çekilin arkadaşlar.
Evet. Kim kaldı? İşte bu. Oh! Yapma bunu bana. Kalk, kalk, kalk. Bak ayağa. Ay kalk kalk. Ve işini bitirdik. Biraz uzun bir dövüş olacağını söylemiştim. Çok fazla konuşamadım ya, enteresan. Fazla konsantre olunca şey yapamıyorum. Konuşamıyorum yani açıkçası. Genel strateji böyle ama. Yandakileri biraz öldürüp sonra ana karaktere biraz saldıracağız. Her boss'la dövüştüğümüz gibi kritik şeylerini yakalarsanız, kritik saldırılarını, işiniz basitliyor. İksiri aldı ama kim geldi? Sen, sensin. Bunun anlamı ne? Bekle bekle, lütfen bekle. Ne istiyorsun? Zenginlik mi? Hazineler mi? Kadın mı? Ha biliyorum. İksir, iksir. Evet, hepsini al. Al. Neyim varsa yarısını sana vereceğim. Allah. Bu da kim ya? Bütün bunlarla artık sonunda istediğim orduyu oluşturabileceğim. Birisi bizden önce davranmış. Birisi bizden önce gelmişe benziyor. Bu yeni bir kaos yaratacaktır ülkemizde. Eğer bu kaderimizde varsa öyle olsun. Artık sonuna kadar savaşacağız. Savaşırız dostum, merak etme. Artık lider olman beni geri çeviremez. Herkes dizlerine çökmüş bizi bekliyor. İşte bu yüzden. Chao Chao, bütün kötülükleri yok edeceğiz ve bu ülkeye yine barışı getireceğiz. Artık bir taktiksel beyne ihtiyacımız var, iyi düşünen bir beyne. Eğer bana ihtiyacın olursa, eğer güce ihtiyacın olursa bana çağır. Artık gökyüzündeki yerimizi alacağız. Bana bir tane yeni ruh koruyucusu veriyor. Haydi bakalım kaçıncı oldu ya? Bayağı topladık bunlardan. Ama ben benimkini çok seviyorum. Ve bir de yaptığım karakterle çok uyumlu. Savaş başlamak üzere. Benimle gelin. Her zaman senin yanındayız. Artık işe koymanın vakti geldi. Ne dersiniz? Ne oldu burada böyle? Bayağı eşyalar aldık. Önemli bir bölümdü. Bakalım şimdi bizi daha yeni bölümler bekliyor. Şimdi onlara konsantre olacağız. Bu arada kanala üye oldunuz mu? Lütfen kanala üye olmadıysanız bir like atın ve kanala üye olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sun Kang eliksirin gücünün sırrını
ölümüyle mezarını birlikte götürdü. Fakat bunu öğrenmek isteyen kötü güçler bütün şehri dize getirdi. Bunun karşılığında Cao Cao ve arkadaşları bir güç oluşturup onu yenmek için bir araya geldi. Dong Zhuo'ya karşı 18 ayrı ordu kurdu. Dong Zhuo'ya karşı ordularımız ilerliyor. Yaşasın. Ama kış gelmiş, üşüyoruz. Eliksir ordusu. Biraz kuvvetliler vallahi. İsmi ne savaşçı? Zhao Yung'um ben. Sizin emrinizdeyim. Bu da iyi savaşıyor ha. General San, General San. Wu Zing'in kafasını alacağız. Bekle bekle, gitme daha. Ne yapıyorsun? Artık gücümüzü göstermenin vakti geldi. Yürüyün. Hayır, bu dil işi nedir ya? Hiç anlamıyorum ha. Artık çok yaklaştık. Zafer avucumuz içinde. Askerler. Artık bütün bunların öcünü alacağız. İleri. Senin yüzünü hatırlıyorum. Bugün başarılı olacağız. Bizim güçlerimiz çok kuvvetli. Çok güçlüyüz. İsmin Hong Jin'di. Yaralıların yanına gidebilir misin? Yardım edebilir misin onlara? Senin teklifin kabul ediyorum. Lordum. Lu bu orduyu buraya savunacak, merak etme. Bunu yap, tamam mı Lu bu? Lu bu da bunların en kuvvetli askeri. Acayip bir dövüşe doğru gidiyoruz. Lu bu belki de en zorlu şeylerden bir tanesi. Bosslardan bir tanesi ve bu bölümün sonunda onunla karşılaşacağız. Şimdi öncelikle şuraya bir gelelim. Ve köyümüze geri dönelim. Gördüğünüz gibi yeni yerler açıldı. Oh oh oh, maşallah, kaç tane görev açılmış, hemen bakalım. Burada iki tane yan görev. Çok güzel. Ve burada da bir tane yan görev var. Karakterimizi bir güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu görevler için biraz geri kalıyoruz. Bir de merkezde bir şeyler var. Evet, şuradaki bir yan görev daha başlamış. Bence böyle yapalım. Öncelikle merkeze gidelim. Bir sonraki bölüme merkezde başlarız. Karakterimizi biraz kuvvetlendirebiliyoruz. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like ve kanala üye olmayı lütfen unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Çok çok sağ olun. Bir sonraki bölüm muazzam görevler bizi bekliyor. Hoşça kalın.